Kuma Saati. Baş Hücrelik Devleti. Yeni Dünya Düzeni. Değerli gönül dostlarımız, bu akşamki okuma saatinde Salih Mezebeyoğlu'na ait Baş Hücrelik Devleti Yeni Dünya Düzeni isimli eserine başlıyoruz. Takdim. Mümin, beş türlü şiddet arasındadır. Müslüman kardeşi onu çekemez. Münafık ona buğz eder ve sevmez. Kafir onun canına kasteder. Kendi nefsi onunla uğraşır. Şeytan onu şaşırtmaya çalışır. Yukarıdaki hadisin çerçevelediği beş şiddetin her birinden ayrı ayrı pay sahibi olarak sürdüğüm ömür, ilk üçüyle şahsımda Büyük Doğu İbda erlerine mahsus bir hakikati tecelli ettiriyor ki, şükrün izharı halinde belirtmeliyim. Aslan meclise geldiği zaman tavşan, çakal ve köpek titreşme müşterekliğinde bir olur. Herkes kendi zaviyesinden ayrı ayrı görüyor ki, biz bu işin ne fikir ve ne de fiil olarak şakasında değiliz. Boşgörüyü hoşgörü adı altında pazarlayan mamacı tipi değiliz. Jack ve Jack gibi nispet ekleriyle İslam davasının fikir ve aksiyon cephesini daima uzak istikbale ısmarlayan ve daima çile ve riskten kaçan teyze adam tipinin tersine, idealizmin ne demek olduğunu kas katı bir vaka halinde meydan yerine dikeniz. Gözümüz Büyük İslam İnkılabı'nda. Baş Hücrelik Devleti. Dünyada bugünkü siyasi ve içtimai ihtiyaçların bütün illet ve müessirlerini tartarak, tanıyarak, anlayarak ve bütün tarih seyri boyunca kendi nefs muhasebemizi dibine kadar yapmış, kendimizi bütün zaaflarımız ve kuvvetlerimizi tespit etmiş olarak yepyeni bir ruh, mefkure ve nizam yekpareliği içinde yeniden doğmamız lazım. Dünya ne oluyor ve biz ne olacağız? Boşlukta mekan işgal etmek hakkımızı hangi şahsiyetli dünya görüşüne istinat ettireceğiz ve manevi ortak pazara hangi öz malımızı sürebileceğiz? Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yeni dünya düzeni adı altında rakipsiz olarak pazarlanan eski liberalizm ve demokrasi nizamı, başta Amerika ve yamacında Avrupa'nın patronluğunu tescil mahiyetinde hükmünü hakim kılmaya çalışırken, kâfirlerin gönüllü alçaklığı bir yana, onu babam da bilir hesabı kuru kuru İslam demek yeter mi? Elbette İslam. Ama nasıl ve niçinini göstermek şartıyla. İdeal, eşya ve hadiseler üzerinde kendi nakşını görmek isteyen bir fikrin belirttiği hasret, iştiyak, hayal ve plandır. Ve eğer ideoloji bir beyin ise, ideal de bir kalptir.
küçük ve miskin fikre dayanan hiçbir arzu, heves, merak ve davranış ideal olamaz. Bir şeyin ideal olabilmesi için mutlaka cemiyet planında ulvi bir oluş ve erişe göz dikmesi lazımdır. Her ideal bir gayedir. Fakat her gaye ideal değildir. Gayeler aşağılara düşebilir, idealler düşemez. Söz konusu hikmetlerin toplama halinde biz, beyin ve kalp bir arada İslam davasının eşya ve hadiselere nakşi işini nasıl ve niçini ile sistem bütünlüğünde gösteririz. Dünyada tek örneğiz. Biz, Büyük Doğu İbda, bu çerçeve içinde eserimi takdim ederim. Başyecülük Devleti ve Yeni Dünya Düzeni. Aslında Başyecülük Devleti bahsi, Büyük Doğu ideoloji örgüsünün işleniş gayesi ve bütün mevzularını toplayan ana sütunu, yani ideoloji örgüsünün ta kendisi. Ne var ki, göz önünde duran eşyanın kayıp olması gibi, etrafında işlenen mevzuların içinde gayip oldu ve uyudu kaldı. Bahsi alıyorum ve malumu meçhullükten kurtarmak ve elbette kullanılmak üzere yapılmış bombayı cemiyet meydanında patlatmak şeklinde işliyorum. Umulur ki meselelerin seyri ve İslamcı mücadelenin müşahhas hedef ve gayelerinin tespiti hususunda yepyeni bir bakış getirilmiş olsun. Demokrasi ve liberalizmden Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Avrupa Ortak Pazarına kadar fikir ve kuruluşlar planında iç içe bir yumak olarak şekillendirilen yeni dünya düzeni, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birbirleriyle rekabet ortamı içinde de olsa bizim gibi ülkelere biçtikleri parya statüsünde müşterek bir hegemonya sistemidir. Elbette hayır diyoruz. Ülkemizden başlayarak teklif ettiğimiz yeni dünya düzenimiz ile. Birinci levha, devlet şekilleri. Ahalinin özelliğine nispetle. Milletin tarifinin din birliği, kültür birliği, dil birliği, ırk birliği ve coğrafya birliği gibi geniş bir yelpazede ele alınabilmesi ve bakış açılarına göre değişebilmesi bakımından ahali kavramını tercih ettik. Devlet şekilleri mevzuunda ilk ayrım, devlete vücut veren bu esasa nispetle ve mütecanis ve gayri mütecanis olarak ikiye ayrılır. Mütecanis, bir cinsten olan, diğerleriyle aynı cinsten olan. Kolayca aynı cinsten olandan kastın, yukarıda söz konusu ettiğimiz unsurlara nispetle değişik anlamlara gelebileceğini anlıyoruz. Bu bakımdan biz, mütecanis ahali derken, karşılıklı etkileşimin kendini kendinden olmayanlardan ayıran hususiyetleriyle teşekkül etmiş toplum tarifini kastediyoruz. Devlet şekillerinin ahalisine nazaran mütecanis ve gayri mütecanis şeklindeki ayrımı, özellikle devletler arası hukuk bakımından mühimdir. Bu mesele, devletler hukuku bakımından sadece nazariyeye dair bir husus olmanın ötesinde, bugün doğrudan doğruya hukuki müeyyideler halinde pratikte kendini gösteren bir dava ile de ilgilidir ki şu: gayrimütecanis bir devlet üzerinde denetim zorunluluğu vardır. Kuruluşlarına göre devletlerin bünyeleri ve kuruluşları birbirinin aynı değildir. Ülkenin fizik şartları ve tarihi olaylar
devletlerin kuruluşları üzerinde rol oynar. İşte bu sebeple bünyeleri göz önüne alınmak bakımından devletler, basit devletler ve birlik halindeki devletler, birleşik devletler şeklinde iki kısma ayrılır. Birinci grubu teşkil eden basit üniter devletlerde mahalli işlerin yürütülmesi genellikle tali, ikinci derece ve mesela belediye teşkilatlarına bırakılmıştır. Kamu düzenini doğrudan doğruya ilgilendiren mevzular merkezde toplanmış olup tek bir otorite tarafından yürütülürler. Şüphesiz basit üniter devletler mütecanis ve gayrimütecanis olabilecekleri gibi mahalli idarelere tanıdıkları yetkilerin az veya çok olması bakımından da birbirlerinden farklı olabilirler. İkinci gruba giren devletler, kendilerini teşkil eden kompozisyon özelliklerine göre birlik veya topluluk halinde birleşik devletlerdir. Bir kısım hukukçuların tarifine nazaran bu gruba giren devletlere devletler devleti adı verilmektedir. Bunları iki kısımda ele almak mümkündür. Birlik halinde vücut bulmuş devletler ve toplanmış devletler. Birlik halinde vücut bulmuş devletler, şahsi birlik ve gerçek birlik olarak ikiye ayrılır. Aynı şekilde toplanmış devletler de konfederasyon ve federal devletler olarak ikiye ayrılır. Şahsi birlikler, İki ayrı devlet olduğu halde sadece devlet başkanının şahsında birleşmelerdir. Başka bir ifadeyle bu nevi birleşmeleri vücuda getiren bağ devletler hukukundan değil devletlerin kendi dahili özelliklerinden ve kanunlarından doğar. Tarihte gördüğümüz hükümdarlar arasındaki veraset, evlenme ve bağışlamalar şeklindeki ilişkilerle ortaya çıkan bu birlikte birliğe dahil olan devlet, devletler arası şahsiyetini muhafaza eder. Mesela birisi mutlakiyet ve diğeri de meşruti rejime sahip iki ayrı hükümet şeklinde rejim ayrılığı da gösterebilir. Şahsi birlik adı verilen bu nevi devletlerin en büyük özelliği, bunların arzi ve geçici oluşlarında ve her devletin hakimiyet ve iktidar hakkının saklı ve tam kalmasındadır. Gerçek birliklere gelince, birliğe giren bir kısım devletler sadece hükümdarın kişiliğinde birleşmekle yetinmeyerek birbirleriyle hukuki esaslara dayanan bir birlik vücuda getirmişlerdir. Bu birlik devletleri iç örgüt, kanunlar ve idare hususunda serbest olmakla birlikte dış işlerde ve memleketi savunma hususlarında aynı esasa bağlı birliklerdir. Birliği teşkil eden devletlerin her birinin kendine has kanunları, kanun yapan meclisleri, bakanlar kurulu, ayrı bayrakları ve resmi dilleri vardır. Ancak dış ilişkiler tek elde birleştirilmiştir. Birliği teşkil eden devletlerin idare şekilleri başka başka olsa da birlik dışındaki devletler gözünde birbirinden ayrı devletler mevcut değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, gerçek birlik tek bir devlet vücuda getirmez. Söz konusu olan iki veya daha fazla hakim müstakil devletin birleşmesidir, ortaklığıdır. Uygulamada her ikisi de tek bir milletler arası şahsiyeti teşkil ederler. Ve bunun sonucu olarak da kendi başlarına savaş ve barışa karar veremezler. Elçilikleri ve konsoloslukları ortaktır. Siyasi anlaşmalar ancak birlik tarafından akt olunabilir. Yabancı devletlere karşı sorumluluk birliğe racidir. Gerçek birlikte bağ kuvvetli olduğu nispetle, şahsi birliğin tersine hükümdarın düşürülmesi veya değiştirilmesiyle birlik ortadan kalkmaz. Birleşik Devletler'in ikinci kısmını toplanmış devletler teşkil eder ki bunlar konfederasyon halindeki devletler ve federal devletlerdir. Konfederasyon, bağımsız devletlerin kişiliklerini muhafaza ederek ortak ve sınırlı bir amacı sağlamak için vücuda getirdikleri birliklerdir.
meydana gelen konfederasyonlar devletin ihtiyacını tam anlamıyla tatmin edememiş örnekler halinde tarihe karışmış, kaybolmuşlardır. Bu hususa nazaran bir takım hukukçular konfederasyonun bir devlet olmayıp bağımsız devletler arasında sadece bir hukuki ilişki olduğunu iddia ederek ahalisi ve ülkesi olmadığı için devlet niteliğini haiz olmadığını, oysa üye devletlerin hem milletler arası şahsiyetinin mevcut olduğunu ve hem de devlet niteliğini haiz bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Konfederasyonda maksadın sınırlı oluşu, onu teşkil eden devletlerin şahsiyetini saklı tutar. Tarihte devletler genellikle bağımsız varlıklarını saklı tutmak suretiyle bu şekli tercih ederek birlikler vücuda getirmişlerdir. Konfederasyonun başlıca organı Kongre veya Diyet Meclisi'dir ki aldığı kararlar kanundan çok bir antlaşma mahiyetine haizdir. Konfederasyonun ne uyruğu, ne ülkesi ve ne de üye devletler üzerinde bir hükümeti vardır. Halbuki hukuki olmaktan çok siyasi bir birleşmeyi gösteren bu durumu ittifaka benzetmek yerinde olur. Ancak konfederasyonda ittifakta mevcut olmayan ve genellikle Diyet ve Kongre adı verilen kuruluşların mevcut olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Toplanmış devletlerin ikinci şeklini federal devletler teşkil eder. Bu şekil birçok devletlerin birleşmesinden vücut bulur ve onu meydana getiren devletler onun hükümetine de katılırlar. Ortak anayasaları da vardır. Üye devletlerin özerkliği tek merkezden yönetimdeki vilayetlerin haiz olduğu yetkilerden çok daha fazla ve üstündür. Konfederasyonun devletlerin bir çeşit topluluğu ve bir çeşit ittifakı olmasına karşılık federal devlet bizatihi bir devlettir. Konfederasyonun dayanağı antlaşmalardır. Federal devletin ise anayasasıdır. Başka bir ifadeyle konfederasyon devletler hukuku kuruluşudur. Federal devlet ise esas teşkilat hukukunun eseridir. Konfederasyonda üye devletlerin milletler arası şahsiyeti saklıdır. Oysa federasyonda bu şahsiyet sadece federal devletin kendisindedir ve üye devletlerin devlet unvanı kalmakta ise de dışa karşı müstakil bir hakimiyeti temsil edemezler. Konfederasyonda içte iktidarı icra edecek bir örgüt mevcut değildir. Federal devlette ise anayasa ve hükümet birdir. En nihayet federal devlette tek bir uyrukluk vardır ve bütün üye devletlerin vatandaşları aynı tabiiyete haizdirler. Hükümranlıklarına göre devletleri hükümranlıklarına göre bağımsız devletler ve yarı bağımsız devletler şeklinde iki kısma ayırabiliriz. Bağımsız devletler, bunlar dış ve iç hükümranlıkları tam olan devletlerdir. Hükümranlık haklarını serbestçe, hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın kullanırlar. Hakimiyet ve iktidarın iç ve dış kamu hukukunun objektif kurallarına nispetle sınırlanması vesaire gibi hususlar bir yana, işin aslı şudur ki, görünüşte bağımsız nice devlet vardır ki, bu sadece laftan ibarettir. Bu meseleye nazaran bağımsızlık, gerçekte hükümranlık gücünün müşahhas görüntüsü nispetincedir ve gerisi palavradan ibarettir. Yarı bağımsız devletler. Hükümranlığın ayrıcalık ve yetkilerini tam olarak haiz olmayan devletler bu kısımdadır. Bunlar genellikle harici bakımdan hükümranlığını tamamen veya kısmen kaybeden veya kazanamamış bulunan devletlerdir. Bunları da üç şekil etrafında toplamak mümkündür.
1. Bazı devletler bir antlaşma ile kendisinden daha kuvvetli bir devletin himayesi altına sokulmuştur. Şüphesiz himaye karşılıklı olarak her iki devlete de haklar ve vecibeler yüklerse de aralarında hukuki bir eşitlik asla söz konusu olamaz. Koruyucu devlet, milletler arası ilişkilerde her zaman korunan devletten daha üstün bir mevkiye sahiptir. Bu şekil, gerçekte emperyalist ve sömürgeci bir siyasetin meşru gösterilmesi için ileri sürülen bir açıklama tarzından başka bir şey değildir. Zira uygulama bize göstermiştir ki daha yüksek bir medeniyete sahip olduğu için kültür seviyesi daha aşağı olan bir devleti himayesi altına almış bulunan devletler daima bu şekli kendi emelleri için bir araç olarak kullanmışlardır. Biz aslında yüksek kültür veya alçak kültür ifadeleriyle bu mevzuun halledilemeyeceğini ancak bir ifade kolaylığı bakımından güçlüye yüksek kültür ve zayıfa aşağı kültür deyiverme basit anlatımını seçtik. Himaye altında bulunan devlet, kendisine has anayasası ve ana örgütüyle bir devlet olmasına rağmen tam anlamıyla hükümranlık hakkını kullanabilmek imkanını haiz değildir. 2. Bazı devletlerde daha önce tabi oldukları devletten ayrılmışlardır fakat ona karşı olan bağlılıkları halen devam ede gelmiştir. İşte bu devletlere tabi devletler adını veriyoruz. Tabi devleti milletler arası ilişkilerde tabi olunan devlet temsil eder. Himaye altındaki devletlere nazaran tabi devletlerin hükümranlığı daha çok sınırlamaya maruzdur ve dış hükümranlıkları söz konusu değildir. 3. Manda İdaresi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir devlet şeklidir. Milletler Cemiyeti namına ifade edilmek ve Milletler Cemiyeti'nin kontrolüne tabi olmak şartıyla adı geçen kuruluş tarafından belli bir devlete ve belli fonksiyonların ifası maksadıyla belli milletler ve devletler hakkında kullanılmak üzere verilmiş olan yetki demektir. Bunu özel hukuktaki vesayete benzetmek mümkündür. Milletler arası bir vesayet müessesesidir diyebiliriz. Himayeden farklı tarafları vardır. Himayenin bir antlaşmaya dayanmasına mukabil manda yetkisi onu kullanan devlet için bir görevdir. Aslında manda idaresi de niteliği itibariyle Avrupa'nın sömürgeci ve emperyalist siyasetini meşru gösteren bir açıklama tarzından başka anlam taşımaz. Mamafih, aczi dolayısıyla iktidardan düşen Milletler Cemiyeti yerini Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bıraktığı gibi manda rejimi de onunla beraber tarihe karışmış ve San Francisco'da imzalanmış bulunan 26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Anayasası ile eski manda rejimine pek az da olsa benzerliği olan fakat ondan daha geniş haklar tanıyıcı milletler arası vesayet rejimi kurulmuştur. İktidarın kaynağı bakımından. Devlet şekilleri bahsi içinde iktidarın kaynağı bakımından devletleri tasnif ettiğimizde beylik bir ayrımla birinci grubu monarşik devletler, ikinci grubu ise cumhuriyet idareleri teşkil eder. Monarşik devlet şeklinde iktidarın kaynağı ve sahibi tek bir kişidir. İktidar kaydı hayat şartı ile hükümdara aittir ve onun iradesi iktidarın yani kaynağıdır. Monarşinin tarihte çeşitli tipleri vardır. Bazı monarşi idarelerinde hükümdar bir ilah veya Allah'ın bir temsilcisi olarak kabul edilmekte idi ki bu
teokratik monarşi tipidir. Osmanlı sultanlarının Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sayılmaları ve Allah Resulü'nün halifesi olmaları da, ki bu hususların üzerinde sonra duracağız, aynı teokratik monarşi anlayışının bir örneğidir. Bazı monarşik hükümdarlıklarda ise hükümdar devletin sahibi ve malikidir. Ülke üzerinde hükümdarın bir mülkiyet hakkı ve ülkeye bağlı olmaları itibariyle de uyruklar üzerine mutlak bir hükümranlık hakkı mevcuttur. Toprağın gerçek maliki hükümdardır. Bu tipe patrimonyal monarşi adı da verilmektedir ki şark monarşilerinde Roma İmparatorluğu'nun son zamanlarında ve bazı farklarla orta çağda görülmüştür. Hükümdar bu tipte bir devlet organı değildir. Zira henüz bağımsız ve yerli bir hukuki varlığa sahip değildir. Üçüncü bir tip monarşi ise hükümdar devlet realitesinin dışında ve üstünde olmayıp o realitenin bir unsuru ve bir organıdır. Mutlak monarşileri ve meşruti monarşileri bu meyanda belirtmek gerekir. Hükümdarın tahtına yani mevkiine geçiş tarzı ve yetkilerinin genişliği meselesi göz önüne alınmak suretiyle monarşik devletleri çeşitli tiplere ayırmak mümkündür. 1. Seçimli monarşi. Bu tarz rejime malik olan devletlerde adından anlaşılacağı üzere hükümdar halk tarafından seçilir. Ancak cumhuriyetten farklı olarak hükümdarın hükümranlık hakkı kendisine has bir hak sayılır ve belli bir süre için değil, kaydı hayat şartıyla mevkiye gelir ve seçimli monarşiler genellikle sonradan ırsi monarşiye dönüşür. Bu tarza misal Belçika, Romanya, Bulgaristan ve Lehistan tarihlerinde birçok örnekler bulunabilir. Monarşik devlet şeklinin normal ve alışılmış olan nevi ırsi monarşilerdir. Bu tarz monarşilerde hükümdar olacak kimse bir hanedana mensup olmak ve veraset sırasında belli bir makamı işgal etmek şartıyla hükümranlık makamına geçer. 2. Hükümdarın yetkilerinin kapsam ve sınırı göz önünde bulundurulduğu takdirde de monarşik devletleri mutlak ve meşruti monarşiler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Mutlak monarşi, bu şekilde hükümdarın hükümranlık hakları kanunlarla bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Hükümdar birinci derecede ve asli bir organdır. Bu tarz idareyi kabul etmiş devletlerde bizim bugün anladığımız mana ve şekilde hükümdarı bağlayacak bir anayasa mevcut değildir. Bazı ahvalde hükümdara uygulanabilecek müeyyide sadece dini ve vicdanidir. Ancak hükümdarın bazı teamüllere riayet etmesi dolayısıyla despotizmden ayrılır. Mesela Fransa'da mutlakiyet krallığın temel kanunları denilen bir takım teamül kuralları mevcut idi. Klasik şemalar içinde değerlendirilemez olan Osmanlı Devleti'nde de yerleşmiş ana kurallar vardı ve gerileme devrinde bunlara riayetsizlikle bilinen neticelere yol alınmıştır. Meşruti monarşi, bu devlet şeklinde hükümdarın hakları kanunlarla sınırlamaya tabi tutulmuştur. Devletin, millet ve onu temsil eden meclis gibi birinci derecede hükümdarın üstünde organları vardır. Kısacası, hükümdarın hak ve yetkilerini kısıtlayan kamu hukuku kuralları ve müeyyideleri ve aynı zamanda bir anayasa bu tarz rejimi kabul etmiş devletlerde mevcuttur. Bunun yanında çağımızda monarşiler demokratik ve parlamenter sistemlere yer vermiş örnekleri de göstermektedir. Hakimiyetin kaynağı bakımından devletlerin sınıflandırılmasında ikinci grubu cumhuriyet idareleri teşkil eder. Burada hakimiyetin sahibi birden çok kişilerdir. Bu rejimi kabul etmiş bulunan devletlerde
gerçek kişi yerine kurullar ve tüzel kişiler birinci derecededir. Bu birinci derecedeki organın mahiyetine göre cumhuriyetlerde aristokratik ve demokratik olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Aristokratik devlette belli bir sınıf, doğuş, yaş, bilgi, servet, sınai veya ticari meslek gibi bazı sebeplerle hakimiyeti elinde bulundurur. Bu imtiyazlı sınıf devletin birinci derecede organıdır ve kanun yapma fonksiyonunu bu sınıf ifa eder. Yürütme yetkisi bir kişiye veya bir kurula bırakılmıştır. Yalnız buradaki yürütme organının hükümdar olmadığı açıktır. Hakimiyetin, iktidarın kullanılış tarzı ne olursa olsun, aristokratik idarelerde hakimiyet hakkı tek kişiye ait olmayıp birçok kişiden oluşan ve hukuken ayrıcalıkları olan bir sınıfa aittir. Aristokratik idarenin aksine olarak demokratik rejimi kabul etmiş devletlerde aristokraside olduğu gibi iktidar hakimiyeti elinde tutan imtiyazlı bir zümre veya sınıf mevcut değildir. Onun yerini ahali, millet almıştır. Bu nevi devlet şekline ahali, kanun yapma, yasama, teşri ve yürütme, icra fonksiyonunu ya bizzat ifa eder veya bu fonksiyonların ifası bir kurula bırakılmıştır. Birinci durumda doğrudan demokrasi, ikinci durumda ise temsili demokrasi söz konusudur. Şüphesiz ki çağımızda doğrudan demokrasi nüfus unsuru yüzünden pratikte mümkün değildir ve yoktur. Bu iki şekil arasında her ikisinin sakınca ve zorunluluklarını bağdaştırmaya çalışan ortaklama bir sistem olarak da yarı doğrudan demokrasi şeklini görüyoruz. Bu sistemde de halk diğerlerinde olduğu gibi vekillerini seçer. Fakat teşekkül edecek parlamentonun kanun yapma ve bazı belli hususlarda karar alabilme gibi önemli yetkileri kullanılabilmesinde son sözü söyleme yetkisini halk kendisinde saklı tutmaktadır. Halk bu yetkisini referandumlar, veto ve kanun teklif etme yolları ile kullanır. Yarı doğrudan demokrasiyi uygulayan devletlere örnek olmak üzere İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'ni göstermemiz mümkündür. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un yayınladığı beyannamenin milletlerin encamını tayin etmeye hakkı vardır şeklindeki maddesi, demokrasiyi bir iç rejim olmaktan daha da ileri götürerek onun milletler arası ilişkilerin temeli olarak bütün dünyaya ilan etmiştir. Devlet Reisi, Şekiller. Başyücelik devleti bahsine giriş babında devlet reisi nedir meselesine bakalım. Devlet reisinin temsil ettiği mananın aynı zamanda devlet şekilleri bahsiyle de çok yakından ilgili olması dolayısıyla bu levhaya aldık. Hayallerde mutlak hakka bağlı, kayıtlı hürriyet ve her işte üstün adalet ölçüsüyle mümtaz devlet reisi ideali bir kenarda dursun. Bu zamana kadar gördüklerimizi iki kategori içinde mütalaa edebiliriz. Totaliter ve demokratik örnekler. Merkezi şahsiyetten halka doğru yahut halktan merkezi şahsiyete doğru mahiyet belirtenler. Kralı, şahı, cumhurbaşkanı, şura reisi ne olursa olsun bu sınıflandırmanın içindedir. Bu sınıflandırmanın iç bölümlerine gelince orada da üç ayrı sınıf görüyoruz. Kuklalar, kukla oynatanlar, şanlı mankenler. Kuklalar. İster kral, ister cumhurbaşkanı belli başlı hizip ve partilerin elinde temsili role memur ve kavuk sallamaya mahkum zavallılar. Mussolini devrinde İtalya kralı, İttihat ve Terakki zamanında Sultan Reşat,
ve zaman zaman bazı Sovyet Rusya devlet reisleri vesaire. Kukla oynatanlar. Bütün mutlak idare başları ve yine ister kral, ister cumhurbaşkanı kılığında, ister demokrasi alanı altında, ister totaliterlik samimiliği içinde muhitini, hizbini ve partisini maşa gibi kullananlar. Almanya'da Hitler, Rusya'da Stalin, İspanya'da Franco, Yugoslavya'da Tito, Libya'da ve müsvedde halinde Kazzafi, bizde İnönü vesaire. Şanlı mankenler. Sadece demokratik nizama mahsus olmak üzere bütün idari ve içtimai müesseselere haklarını verdikten sonra nefsini yalnız temsili manada devlet icrasına mezun bilip hükümet icrasına yeltenmeyen partiler ve hizipler üstü davasız ve iddiasız şahsiyetler. İngiltere kralları, bazı dört başı mamur ve demokratik ölçüleri muhkem medeni memleketler başkanları, umumiyetle Fransız ve İtalya cumhur reisleri vesaire. Amerikan devlet sisteminde devlet reisliği ile hükümet reisliği arasındaki selahiyet ahenksizliği, her iki makamın birleştirilmesi suretiyle giderilmek ve dağınık selahiyetle toplu selahiyet dengesine gidilmek istenmiştir. Görülüyor ki her şey dönüp dolaşıp mihrak şahsiyet olabilmek noktasında toplanıyor. O zaman da devlet reisinde sırasına göre bir eli demokratik nizamda ve bir eli otoriter düzende olmak üzere her iki tarafın hakkını verici bir kıvam sanatkarlığına ihtiyaç doğuyor. Bu şekilde misal Fransa'da de Gaulle. Yani şahsiyet, mihrak şahsiyet. Şahsiyet bütün şekilleri büker, kıvırır ve her taraftan hissesini alarak şekil üstü hak ve hakikat temsilciliği yolunu açar. Mihrak şahsiyet, şekillere hakkını veren ve şekil içinde onları şekillendirendir. Dünya kamu düzeni. Kamu hukuku, amme hukuku. Bir devletin idare şekli ve iktidar biçimi meselesi, biri diğerini tayin edici ve birbirinin aynı görülse de aslında bahçe çiti ile bahçe düzeni arasındaki farka muadil bir ayrılık belirtirler. Biri diğerini tarif edici ve ona bağlı, buna mukabil her ikisi de yeknesak bir bağımlılığın dışında değişik kompozisyonlara mevzu olan oluşumlar. Bizim devlet şeklimiz baş yüceliktir. Hükümet şeklimiz ise yüceler kurultayının seçtiği baş yüce hükümetidir. Büyük Doğu ideoloji örgüsünde rejim planına geçmeyi bekleyen bir sistem bütünlüğü olarak çepeçevre ortaya konan bu meseleyi müstakil olarak ele alırken pratik ve eleştirel bir planda bizi bizden olmayanlardan ayırıcı ve davamızı zıttından da gösterme durumundayız. İşte bu yüzden de iç ve dış kamu hukuku meselelerine genel bir bakışın sağladığı imkanları muradımıza müsait görüyor ve kamu düzeni diye bir levha açmış bulunuyoruz. Klasik bir tasnifle kamu hukuku, iç kamu hukuku ve dış kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Devletin bizatihi kendisiyle ilgili bulunan, devletin çeşitli unsurları arasındaki ilişkileri düzenleyen, devletin kendisini vücuda getiren fertlerle kendi arasındaki ilişkilerini tayin eden ve düzenleyen kısmına iç kamu hukuku,
Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarını kapsayan kısmına da dış kamu hukuku denir. Bahsimizle çok alakalı olmamakla birlikte, dış kamu hukukuna devletler hukuku, devletler umumi hukuku, milletler arası hukuk, milletler hukuku gibi çeşitli adlar verilmektedir. İç kamu hukuku ise esas teşkilat hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, usul hukuku gibi dallara ayrılır. İç kamu hukukunun en yeni ve bağımsız bir dalı da genel kamu hukukudur. Genel kamu hukukunun inceleme alanına devletin kökeni, pozitif ve teorik cephelerden tarihi gelişmesi, unsurları, şekilleri, organları, fonksiyonları, fertlerle olan ilişkilerine ait meseleleri girer. Herhangi belirli bir devlete inhisar ettirmeyerek geniş kapsamlı bir çerçeve içinde genel ve terkibi bir tarzda açıklamak. İç kamu hukukunun bu dalının amacı, pozitif hukukla bağlanmayarak ve her türlü kurallardan uzak kalarak sadece devletin neden ibaret bulunduğunu tayin ve tespite çalışmak. Devlet hakkında genel prensipleri belirtmek, devletlerin tümünün benimsediği prensipleri meydana çıkarmaktır. İç kamu hukukunun diğer bir dalını teşkil eden esas teşkilat hukukuna gelince, doktrin alanında ileri sürülen düşüncelere göre esas teşkilat hukuku bize belirli bir devletin ana örgütüyle ilgili prensip ve kuruluşları gösterir. Devletin siyasi ve sosyal ana kuruluşlarını meydana getiren ve düzenleyen kuralların tümünü inceleyen esas teşkilat hukuku, belirli bir devletin bünyesini açıklamaya çalışan bir hukuk dalıdır. Esas teşkilat hukuku, belirli bir devlet kuruluşu ile ilgili prensiplerin tümünü inceler. Kamu kudretinin örgüt ve yetkilerini tespit eder. Kamu kuvvetleri ve bunların ilişkileriyle meşgul olur. Bu hukuk dalı, devletin şeklini ortaya koyarak çatısını tespit eder ve devlet içindeki kuvvetlerin birbirleriyle ilişkilerini ve bir de ferdin devlete karşı olan haklarını tayin eder. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin hangi organ aracılığı ile temsil edildiğini yine bu hukuk dalı belirtir. Tabii hukuk. Bu görüşe nazaran hukuk nispi değişebilen ve esas itibariyle milli de değildir. Bu hukuk mutlak ve sürekli olup herkese farksız bir şekilde uygulanır. Buna da ideal hukuk adını vermek gerekir. Zira bu kavrama pozitif hukuk ulaşmak veya hiç olmazsa yaklaşmak zorundadır. Başka bir ifadeyle bu adalet demektir. Bu kavramdan her ferde, her toplumda ve her zaman ve ülkede uygulanması gereken hukuk anlaşılmakta olup alem şumul düzen insan aklının ve tabiatının ürünüdür ve her türlü şahsi müdahaleden önce de vardır. Telakkisine dayanır. Kainatı bir bütün olarak izah zaruretine binaen ve insan fıtratında mevcut hakikatleri nazara alan bu görüş, kainatı bir bütün olarak izah iddiasındaki Marksizmin yaygın ve popüler olduğu bir zamanda şahsiyetçi ve ruhçu bir telakki olarak karşılanmış. Klasik görüşlere karşı olan realist görüş tarafından da tabii hukukun olmayacağı ve hukukun zamana ve yere göre değişeceği esasıyla reddedilmiştir. Bilmek gerekir ki her Allahçı telakki İslamcı olmadığı gibi her ruhçu telakki de Allahçı değildir. Bu bakımdan kainatı, kainat insan münasebetlerini veya insanlar arası ilişkileri söz konusu eden nazariyeler ayrı ayrı hakikatleri ifade edici ve bedahetleri esas alıcı olsalar da neticede mutlak fikrin gerekliliği ve mihraksız tüme varımın zafiyeti meseleleri önünde mahkumdurlar. Bizim bunu böylece belirtmemiz hem alem şumul düzenin bir bedahet ifade etmesi ve ihtiyaç olması hem de söz konusu tabii hukuk telakkisinin bizim mensup olduğumuz dünya görüşüyle
bir alakası olmadığını işaretlemek içindir. Bunun yanında, tabii hukuk telakkisini reddeden realist görüşe temas ediş sebebimiz, devletin doğumunu kuvvet ve mücadelede gören ve kısaca kuvvetlinin iradesini zayıfa kabul ettirmesi olarak karşılayan bu görüşle tabii hukuk arasında bugün oluşturulan hileli senteze dikkat çekmek içindir. Söz konusu sentez ne felsefi bir görüş, ne sosyal ve siyasi nazariye, ne de hukuk felsefesi veya herhangi bir hukuk dalıyla ilgili bir teoridir. Bugün doğrudan doğruya, yani pratikte geçerli hukuk kisveli bir kuruluş olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yaşattığı mantıktır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yaşattığı mana, kamu düzeni başlıklı levhanın ana meselesi. Onun üzerinde durmadan önce, realist görüş açısından devletin doğuşu ve mahiyeti bahsine kısaca değinelim. İnsanlardan bir kısmının diğerlerini, güçlülerin zayıfları baskı altına almaları, tabiatın değişmeyen kanunudur. Devletin kuruluşu da, ancak tabiatın insan iradesiyle değişmesi imkansız bu kanununa dayanılarak açıklanabilir. Devletin doğuşu hakkında realist görüş diye adlandırılan kuvvet ve mücadele teorisinden aynı zamanda önemli bir sonuç da elde edilir. Buna göre devletin mahiyeti itibariyle gerçekte güçlünün zayıflar üzerindeki baskısını, güçlünün zayıfı sömürmesini, yenenin yenilen üzerindeki otoritesini sağlayan ve bunu devam ettiren bir teşkilat olmasıdır. Bu teşkilat sayesinde güçlüler mevkilerini, yenenler imtiyazlarını muhafazaya muvaffak olurlar. Hatta o kadar ki bu kuvvet ve baskının ifadesi olarak karşılanan hukuk da bahis konusu baskı ve sömürüyü devam ettirmek, bu hususta zuhuru muhtemel direnmeleri önlemek amacıyla konmuş kurallardan ibarettir. Realist görüş yanında, bir yanıyla onu destekleyen, öte taraftan hukuk adına topyekün iflası ilan eden bir tespiti hatırlatalım. Bugün hukukla vaka, metinle ruh, mevzuatla tatbikat arasındaki fark gittikçe genişlemektedir. Dünyada mevcut birçok anayasa tamamen göstermeliktir ve tarif ettikleri rejimin memlekette olanla hiçbir alakası yoktur. Anayasa adeta mevcut rejimi gizleyen bir paravana vazifesi görür. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un yayınladığı beyannameden söz etmiştik. O beyannamenin milletlerin encamını tayin etmeye hakkı vardır şeklindeki maddesi, demokrasiyi bir iç rejim olmaktan daha da ileri götürerek onu milletler arası ilişkilerin temeli olarak bütün dünyaya ilan etmiştir. Nitekim Versailles Barış Antlaşması'nın akabinde büyük devletler kendi hükümet şekillerinde demokratik esaslara göre düzeltmeler yaparken yeniden meydana gelenlerde bu rejimi siyasi yapılarının temeli olarak kabul etmişler ve devletler arasındaki ilişkilerde de demokratik esaslar etkilerini göstermeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokrasinin umumi tesirinden bahis, monarşilerin tasfiyesi gibi esasen sosyal ve siyasi fonksiyonunu yitirmiş yapılanmaların doğurduğu boşluk dolayısıyladır. Ve doğrusu, yukarıda işaretlediğimiz veç ile demokrasi bu boşluğu doldurucu iyi bir teklif olamamıştır. İç ve dış kamu düzeni diye yaptığımız ayrımda bir bakıma devleti esas alıcı ve devletler arasındaki ilişkileri uyuma getirmek şeklinde dış kamu düzeninden bahsederken günümüzde ağırlık
kamu düzeninin kendi halinde dış kamu düzenini ifade eder bir manaya büründürülmüştür. Artık devletler arasındaki devlete nispetle bir dış kamu düzeni yerine devletlerin içinde yer aldığı bir dünya toplum düzeninden bahsedilir olmuştur. İşin barış, kardeşlik gibi kulağa hoş gelir mesnetsiz yanı bir tarafa, dikkat edilmesi gereken husus söz konusu oluşumun Yunan aklı, Roma nizamı ve Hristiyan ahlakı olarak formüle edilen Batı toplum yapısının ürünü oluşudur. Bu hususa dikkat çekmemizin sebebi sadece bize aykırı bir kültürün reddinden dolayı değil, söz konusu anlayışın müşahhas bir ifadesi olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bugün doğrudan doğruya monarşi çekişmesi içinde oligarşiyi temsil eden yapısı ve bu sınıf dışındaki ülkeleri sömürme aracı oluşudur. Burada bir an Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın gayelerinden birinci madde üzerinde duralım. Milletler arası barış ve güvenliği korumak ve bu maksatla barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve uzaklaştırmak ve her türlü tecavüz fiilini veya barışın başka suretle bozulması halini ortadan kaldırmak üzere tesirli müşterek tedbirleri almak, barışın bozulması sonucunu verebilecek milletler arası nitelikteki anlaşmazlıkların veya durumların düzeltilmesini veya çözülmesini adalet ve milletler arası hukuk prensiplerine uygun olarak barış yollarıyla gerçekleştirmek. ...24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan önceki Birinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak Manda rejimi vesilesiyle şu tespite yer vermiştik. Bazı devletler bir antlaşma ile kendisinden daha kuvvetli bir devletin himayesi altına sokulmuştur. Şüphesiz himaye karşılıklı olarak her iki devlete de haklar ve vecibeler yüklerse de aralarında hukuki bir eşitlik asla söz konusu olmaz. Koruyucu devlet, milletler arası ilişkilerde her zaman korunan devletten daha üstün bir mevkiye sahiptir. Bu şekil, gerçekte emperyalist ve sömürgeci bir siyasetin meşru gösterilmesi için ileri sürülen bir açıklama tarzından başka bir şey değildir. Zira uygulama bize göstermiştir ki, güçlü olan zayıf olanı kendi emelleri için bir araç olarak kullanmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı da kurulduğu günden bugüne kadar güçlü devletlerin çıkarları dışındaki anlaşmazlıklarda veya onların kendi çıkarlarına uygun haksızlıklarda sağa sola teessüf iletmekten başka bir işe yaramamıştır. Nasıl yarasın ki? Büyük devletlerin oligarşik bir zümre halinde arz-ı endam ederek monarşik iktidar mücadelesine sahne olan bu teşkilatta bunlara karşı ense kaşımaktan öte ispatı vücut mümkün değildir. Büyük devletlerin dünya siyaset sahnesindeki dalaşmalarında figüran rolü düşen ufaklıkların bu rolünü daha iyi kavramak için Güvenlik Konseyi'nin teşekkülüne ve karar alma şekline bakmak yeter. Konsey 15 üyeden teşekkül etmiştir ve bunun 5'i daimi üyedir. Daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Rusya. Geriye kalan bütün devletler de bu konseyin üyeliğine 2 sene için seçilir. Ne demek daimi üye ayrıcalığı? Ve usul meseleleri dışında kalan meselelerde kararlar daimi üyelerin hepsinin oyları dahil olmak üzere 9 üyenin olumlu oyu ile alınıyor. Böylece Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri işine gelmeyen bir meselede veto hakkını kullanarak kararın alınmasını önleyebiliyor. Devletlerin yönetim şekilleriyle anılmaları gibi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı domuzlar diktatoryası olarak anabiliriz. Birbiriyle çelişen hükümlerin birbiriyle örtüşmesi şeklindeki müphenlik ortamında görünen bir husus halinde belirtelim ki, emperyalizmin yeni yüzü diye devletler arasında oligarşiye dayalı bir monarşi çekişmesi olarak dünyayı kuşatıcı kamu düzeninden bahsedilebilirse de devletler arası hukuktan bahsedilemez. Söz konusu kamu düzeni hukuki değil, fiili bir durumun ifadesidir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı da alem şumul hukuk prensiplerinin ışığında vücut bulmuş ve bu prensipleri yaşatan bir oluşum değil, söz konusu fiili durumu bu prensiplerle perdelemeye çalışan bir örgüttür. Demokrasi prensipleri ve alem şumul hukuk prensiplerinin eşdeğer manada ele alınıyor olmasına nazaran, bugün dünyada belirli güç odaklarının niçin demokrasi havariliği yaptığının sırrını da böylece çözmüş oluyoruz. Batı kültür ve medeniyetinin Yunan aklı, Roma nizamı ve Hristiyan ahlakı olarak formüle edilişinden bahsetmiştik. Bunun yanında Büyük Doğu ideolojisindeki batılı bir düşünce adamından altı çizilen şu husus: Batı düşünce ve yaşayışının ulaştığı her yer batıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı aracı kılarak veya doğrudan hareket eden güç odaklarının alem şumul hukuk prensipleri ve bununla örtüşen içtimai siyasi bir düzen teklifi halindeki demokrasi prensipleri adına çeşitli ülkelere karşı müdahil olarak harekete geçmesi, onları batılılaştırma çabaları, batının aslını temsil edenlere nispetle büyük şehirler etrafındaki gecekondulaştırma faaliyetinden farklı değildir. Dikkat edilsin. Köyünden koparılan ama şehirli de olamayan gecekondu bölgesindeki yığınlar gibi kendi kültüründen koparılan ve Batı kültürüne nispetle gübrelik bir mevkide köksüz olarak bırakılan bu milletler hurdalığı, bir kısmıyla dünya çapındaki bir köşk düzeni içinde şoförlük, ahçılık, bulaşıkçılık, hizmetçilik, bahçıvanlık, bekçilik gibi bir hizmet kadrosu ve kadro namzedi rolüne uygun görülürken, bir kısmıyla da bu role can atan ama bu düzende kendisine sadece yok düşen bir keyfiyet belirtirler. Adını yeni dünya düzeni koydukları bu düzen, millet sınıflarını birbirinden haşin duvarlarla ayırma yerine aşılamaz tebeşir çizgileriyle belirlemiş bir kast sistemidir. Tıpkı birinden diğerine geçilmesi imkansız kılınmış sınıflar ayrımını gösteren Hindistan'daki kast sistemi gibi. Üste geçilemez kastlardan meydana gelmiş Hindu içtimai sistemi misaline nazaran, hem Batı'nın niçin kendi düşünce ve yaşayışını empoze ettiğini, hem de bunun yayıldığı yerlerin Batı bütünü içinde ne manaya geldiğini göstermiş oluyoruz. Milletler arası, devletler arası hukuk meselesi başlı başına ele alınması gereken bir mevzu. Meselenin bir yönü, felsefi görüşler ışığında ve hukukun genel ve mevzuun kendine mahsus hususiyetleriyle, diğer yönü de milletler arası teamül ve antlaşmaların tespit ve yorumuyla ilgili. Teorik planda ve söz konusu meselelerle ilgilenen manasına bir milletler arası hukuktan bahsedilebilirse de, bu ilginin belirli bir metot ve formasyona ulaşmış ve genel geçerli hükümler vaaz eden ergin bir ilim dalı olduğu söylenemez. İşin pratik planına bakınca, ne milletler arası genel geçerli hukuk kaidelerini vaaz eden bir teşrih organının, ne de bunun icra organının mevcut olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na gelince, bu teşkilat
bir kamu düzenini şemsiyesi altına almış bir anayasanın teşekkül ettirdiği veya böyle bir anayasayı doğuran teşri organı olmadığı gibi müeyyidelerini uygulayacak icra ve icraya tabi zorlayıcı gücü de yoktur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında söylediklerimiz, milletler arası hukukun bulunmadığını da gösteren bir husustur. Teşkilatın genel kuruluna nispetle konseyin durumunu ve yapısını ele alınca, bir nevi hükümet mevkiindeki bu organın kendi çıkarları baki unsurlardan müteşekkil, oligarşik bir yapı belirttiğini söylemiştik. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na vücut veren müessir güçler, konseyin daimi üyesi olma ayrıcalığı ve işlerine gelmeyen bir husus karşısında veto etme imtiyazı ile, güçlü olan haklıdır anlayışını gösteren daimi uygulamalarıyla hak ve mükellefiyeti belirli hukuki bir suje, şahsiyet olmadıklarını göstermişlerdir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı adına yapılan cebri uygulamalar ise teşkilatın cebri gücüne veya teşkilatın kararını uygulatmak idealizmiyle onun emrinde hareket eden bir niyete değil, adamına göre muamele hesabıyla davranan büyüklerin gücüne ve çıkar hesabına dayanmaktadır. Netice olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı, milletler arası hukuk yokluğu zemini üzerinde vücut bulduğu gibi, aldığı kararları ve uygulamaları da hukukun hakkaniyet ve mesafet kuralları içinde değerlendirilebilir niteliklerde değildir. Alemşumul hukuk prensiplerinin bugün zımni olarak demokrasi prensipleriyle eşdeğer manada kullanılıyor oluşundan bahsetmiştik. Bunun yanında, söz konusu prensiplerden mülhem bir dünya kamu düzeni gayesi bakımından bir araç mevkiindeki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ne demokratik ve ne de hukuki yönden tutarlı bir yapı belirtmediğini de söylemiştik. Hukuki olmaktan çok fiili durumların geçerli olduğu dünya kamu düzeni zemininde özellikle liderliğe oynayan kanatlardan biri olan Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra meydan yeni dünya düzeni adı altında Amerika Birleşik Devletleri'ne terk edilmiş görünmektedir. Dünya kamu düzenine yakıştırdığımız monarşi vasfının biraz daha ayağın olduğu bir durum. Alemşumul hukuk prensipleri bahsine de birkaç kelimeyle değinelim. İnsan hakları bildirisi şeklinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yayınlanan beyannamenin muhtevası olan haklar ve hürriyetler, alemşumul hukuk prensipleri hakkında onun yansıması olarak iyi bir fikir verebilir. Aslında hukuki olmaktan çok ahlaki mükellefiyetleri ihtiva eden söz konusu belge, işin en doğrusu olarak fiili bir durum halinde kendini hissettiren niteliğini bildirdiğimiz dünya kamu düzeni gayesine hizmet eden ahlaki kılıflı siyasi bir telkindir. İlk anda kutuplarda çöl sıcaklığı tasvirini yapıyoruz zannını uyandırabilecek olan bu tespitimizin üzerinde duracağız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan olunan Alemşumul İnsan Hakları Bildirisinden önce Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndaki insan haklarının himayesi meselesine bakarsak işin tarihi boyutunda hangi mihraklar tarafından empoze edildiğini de görürüz. Milletler arası hukukun insan hakları ile ilgilenmeye başladığı tarih 20. yüzyılın ikinci yarısına doğrudur. Bu zamana kadar bir devletin idaresi altındaki ahali, milletler arası cemiyetin hiçbir müdahale ve yardımı olmaksızın kendi gayret ve mücadeleleriyle hak ve hürriyetlerini iktisap ve müdafaa etmişlerdir. Herhangi bir memlekette insan hakları ihlale uğradığı zaman devletler camiası kayıtsız değilse bile, ki bunun İslam tarihinde birçok örnekleri vardır, çoğu zaman hareketsiz kalmıştır. Zira milletler arası hukukun prensip olarak ancak devletler arasındaki münasebetlerle iştigal ettiği ve devletlerle bunların tebaası arasındaki münasebetlere karışma hakkı bulunmadığı
kanaati hakimdi. Milletler arası hukuk ile iç hukukun bu şekilde kesin olarak birbirinden ayrılışı, ferdin milletler arası hukuk sahası dışında bırakılışı, hemen oy birliği ile kabul edilen devletin kesin hükümranlığı doktrininin neticesiydi. 20. yüzyılın başından itibaren milletler arası hukukta köklü bir değişim olmuş, milletler arası hukuk insana ve ferde yönelmiştir. Artık milletler arası hukukun insanların encamıyla ilgilenmemekte devam edemeyeceği, ferdi hürriyetlerin ve insan haklarının himayesinin sadece milli mevzuata bırakılamayacağı anlaşılmış, milletler arası hukukun bu sahadaki geç kalmışlığını telafi etmesi gerektiği kanaati kuvvetlenmiştir. Devletin kesin hükümranlığı telakkisinin terkiyle ferdin milletler arası hukuk karşısındaki durumu değişmiştir. Ve insan haklarının himayesi meselesi, milletler arası hukuktaki yerini özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşu ile almıştır. Birbirine aykırı niyetler halinde politik çıkarlarla idealist düşüncelerin birleştiği bir yerde, 2. Dünya Savaşı aslında bir kurtuluş savaşıydı. İnsanları tahakkümden ve korkudan kurtarmak için yapılmıştı. Cinsinden değerlendirmeler ileri sürülmüşse de bu romantik bir idealizmden başka bir şey değildir. İnsan ve toplum meselelerinin iç ve dış kamu düzeni zorunluluğu bakımından yeni bir anlayışı şart kıldığı bir ortamda gerek meselelerin ve gerekse ihtiyaca cevap iddiasındaki anlayışların politik yansıması ve politik saflaşması son derece çelişkilidir. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak Büyük Doğu'nun değerlendirmesine sonra değineceğiz. İki Dünya Savaşı aslında bir kurtuluş savaşıydı ve insanları tahakkümden ve korkudan kurtarmak gayesiyle yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill 14 Ağustos 1941 tarihinde yayınladıkları Atlantik Şartı'nda bu noktaya temas ettikleri gibi 1 Ocak 1942 tarihini taşıyan Birleşmiş Milletler bildirisinde de bu gaye açıkça belirtilmiştir. Bu bildiriyi imzalayan hükümetler kendi topraklarında hayatı, hürriyeti, bağımsızlığı ve din serbestliğini savunmak ve insan haklarını ve adaleti korumak için düşmanlarına karşı tam bir zaferin esas olduğuna inanmışlardır. Hatta bazı kimseler için Birleşmiş Milletler'in varlık sebebini bu gayelere ulaşmak teşkil ediyordu. San Francisco Konferansı insan haklarına daha fazla değer vermiş ve bunun neticesi olarak Milletler Cemiyeti misakının insan haklarına doğrudan doğruya değinen hiçbir maddeyi ihtiva etmemesine mukabil, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 7 muhtelif yerinde insan haklarından ve ana hürriyetlerden söz edilmiştir. Bu mevzuda yabancı bir profesör şöyle demiştir: İnsanın ana haklarına saygı, milletler arası kamu düzeninin korunmasına o kadar bağlıdır ki, Birleşmiş Milletler Antlaşması bu prensibi ön sözünün başına yerleştirmiş ve bunu Dünya Teşkilatı'nın bir ana düsturu yaptığını böylece teyit etmiştir. Bu prensip ihlale uğradığı takdirde müşterek huzur doğrudan doğruya tehdit edilmiş olacaktır. Bununla beraber Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın insan haklarına ilişkin maddelerinde kullanılan ifadelerin bunların niteliği hakkında tereddüt uyandıracak kadar müphem olduğu noktasına da dikkat çekilmiştir. Gerçekten de antlaşma İnsan haklarına ve ana hürriyetlerine saygıyı geliştirmek ve teşvik etmekten, herkesin insan haklarından ve ana hürriyetlerden faydalanmasını kolaylaştırmaktan, bu haklara bir fiil saygı gösterilmesini kolaylaştırmaktan, insan haklarına ve ana hürriyetlerine saygı gösterilmesini teşvikten söz etmektedir. Bu şekilde geliştirmek ve teşvik etmek, kolaylaştırmak gibi kelimelerin kullanılmış olması, bazı hukukçuların antlaşmanın insan haklarına ilişkin hükümlerini sadece yol gösterici prensipler niteliğinde göstermeleri sonucunu vermiştir.
Antlaşmanın insan haklarına ilişkin hükümlerinin sadece birer ahlaki mükellefiyetten ibaret olduğu fikrine katılmayanların ve üye devletleri bağlayan hukuk kaidelerinin niteliğini taşıdıklarını söyleyenlerin, antlaşmanın bazı maddeler üzerindeki yorumları bir yana, vardıkları netice mühimdir ve bugün dünyada siyasete ağırlığını koyan gücün hukuki mantık kılıfını göstermektedir. Üye devletler, bütün dünyada insan haklarına ve ana hürriyetlere saygı göstermeye hukuken mecburdurlar. Burada iddia edildiği gibi ahlaki prensipler değil, fakat hukuki bir mükellefiyet söz konusudur. Bu görüşü benimsemek, insan haklarına ve ana hürriyetlere müteallik meselelerin devletlerin milli yetkileri alanına dahil bulunmadığını da kabul eder. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kurduğu İnsan Hakları Komisyonu'nun marifetiyle Alem Şumul İnsan Hakları Bildirisi adı verilen belgeyi hazırlattırmış. Söz konusu belge genel kurul tarafından kabul ve ilan edilmiştir. 10 Aralık 1948. Bir ön söz ile 30 maddeden ibaret bulunan bu bildirinin mütevası olan haklar ve hürriyetler 4 kategoriye ayrılarak incelenmektedir. Birinci kategoriye 1789 Fransız İhtilali'nden beri gelenekleşen klasik ferdi hak ve hürriyetler dahildir. İkinci kategoriyi aile hakları, üçüncüyü siyasi haklar ve amme hürriyetleri, nihayet dördüncüyü ekonomik ve sosyal haklar teşkil etmektedir. İnsan hakları bildirisinin mütevasından fazla hukuki mahiyeti tartışma mevzu olmuştur. Söz konusu metin bir misak, bir antlaşma değil, bir bildiridir ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tasvip ve ilan olunmuş, ayrıca üye devletler tarafından imzalanıp her birinin anayasa usulleri gereğince tasdik edilmemiştir. Bu durumda acaba hukuki mükellefiyetler yükleyen ve üye devletleri bağlayan bir değer taşımakta mıdır, yoksa riayeti mecburi olmayan bir tasfiyeden ve sadece ahlaki mükellefiyetleri ihtiva eden bir belgeden mi ibarettir? Bu hususta bildirinin hazırlanması ile en yakından ilgili olan şahıslar bile ittifak halinde görünmemektedirler. Nitekim İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı olan Bayan Roosevelt bunun sadece manevi bir değeri olduğunu söylerken, aynı komisyon üyelerinden René Cassin bildiriyi İnsan haklarını pozitif milletler arası hukuka dahil eden Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın tafsili, genişlemesi şeklinde mütalaa etmektedir. Bu kanaat kabul edilirse, madem ki Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın insan haklarına müteallik hükümleri hukuki manada taahhüt teşkil etmektedir, o halde bunların bir tafsili mahiyetinde olan bildirinin de aynı şekilde mecburi olması ve üye devletleri bağlaması lazımdır. Hukuki mahiyeti hakkındaki münakaşalar bir yana, bildirinin bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde tecelli eden örneklik bir görüntüsü, bizim yeni dünya düzeni hususunda yaptığımız kültürel ve siyasi değerlendirmeyi belgeler niteliktedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya İstinaf Mahkemesi, Sei Fuji davası diye anılan davaya ait kararında Japonları arazi mülkiyetinden mahrum eden 1913 tarihli bir kanunu insan hakları bildirisiyle bağdaşmaz bulmuş ve uygulamaktan kaçınmıştır. Böylece bildirinin dahili kanunlardan üstün olduğu içtihadında bulunmuştur. Görünüşte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına ters olan bu hukuki kararı, niçin hukuk haysiyetini yüksekte tutan ki öyledir, bir karar olarak değil de kültürel ve siyasi değerlendirmemizi belgeler nitelikte bulduğumuzun üzerinde duracağız. Gerek söz konusu içtihat ve gerekse Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın insan hak ve hürriyetlerinden bahseden maddelerini uyulması gerekli hukuki zorunluluklar olarak karşılayan yorumlar, daha önce kısaca üzerinde durduğumuz hususların tekrarı ile birlikte göstereceğiz. Bu çerçevede anlaşılmalıdır.
insanın ana haklarına saygı, milletler arası kamu düzeninin korunmasına o kadar bağlıdır ki, Birleşmiş Milletler Antlaşması bu prensibi ön sözünün başına yerleştirmiş ve bunu Dünya Teşkilatı'nın bir ana düsturu yaptığını böylece teyit etmiştir. Bu prensip ihlale uğradığı zaman müşterek huzur doğrudan doğruya tehdit edilmiş olacaktır. Bu değerlendirmenin yanında şu görüş: Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın insan haklarına ilişkin maddelerinde kullanılan ifade, bunların niteliği hakkında tereddüt uyandıracak kadar müphemdir. Gerçekten anlaşma, insan haklarına ve ana hürriyetlerine saygıyı geliştirmek ve teşvik etmekten, herkesin insan haklarından ve ana hürriyetlerden faydalanmasını kolaylaştırmaktan, bu haklara bir fiil saygı gösterilmesini kolaylaştırmaktan, insan haklarına ve ana hürriyetlerine saygı gösterilmesini teşvikten söz etmektedir. Geliştirmek, teşvik etmek, kolaylaştırmak gibi kelimelerin kullanılmış olması, bazı hukukçuları anlaşmanın insan haklarına ilişkin hükümlerini sadece yol gösterici prensipler niteliğinde görmeleri sonucunu vermiştir. Bunun yanında aksi görüş, kullanılan tabirlerin müphem olduğunu kabulle beraber biz, antlaşmanın insan haklarına ilişkin hükümlerinin sadece birer ahlaki mükellefiyetten ibaret olduğu fikrine katılmıyoruz. Bunların da üye devletleri bağlayan hukuk kaidelerinin niteliğini taşıdıklarını antlaşmanın 55 ve 56. maddelerinin yorumuyla izah edebiliriz. 55. maddenin C fıkrası şöyle bir hükmü ihtiva etmektedir: Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada bir fiil saygı gösterilmesini kolaylaştıracaktır. Bunu takip eden 56. maddede ise şöyle denilmektedir: Üyeler, 55. maddede beyan olunan gayelere erişmek için gerek beraberce, gerek tek başlarına teşkilatla işbirliği halinde hareket eylemeyi taahhüt ederler. Bu iki maddeyi birbirinden ayırmadan aynı zamanda tahlile nazaran 55. madde, anlaşmanın insan haklarına ilişkin diğer maddelerinden farklı olarak kolaylaştıracak ifadesiyle, Birleşmiş Milletler'e insan haklarına bilfiil saygı gösterilmesini kolaylaştırmak vecibesini yüklemektedir. Bunun yanında 56. madde ile üyeler 55. maddedeki gayeye erişmek için teşkilatla işbirliği halinde hareket eylemeyi taahhüt etmektedirler. Bu 56. madde üçlü bir taahhüdü muhtevi bulunmaktadır. Münferiden hareket hususunda, müşterek hareket hususunda, teşkilatla işbirliği hususunda. 55. maddenin birinci fıkrası, hayat seviyesinin yükselmesini, tam çalıştırmayı ve ekonomik ve sosyal alanda ilerleme ve gelişme şartlarını. İkinci fıkrada, ekonomik ve sosyal alanlarla sağlık alanındaki milletler arası davaların çözülmesini ve fikri, kültürel ve eğitim alanında milletler arası işbirliğini. Üçüncü fıkrada, ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada bilfiil saygı gösterilmesini kolaylaştırmak söz konusudur. Bu gayelerden birinci ve ikinci fıkrada zikredilenleri, devletlerin münferiden tahakkuk ettirebilmesi tasavvur edilemez. Binaenaleyh, bu gayelere ulaşmak için müştereken hareket etmek ve teşkilatla işbirliği yapmak zorundadırlar. Fakat üçüncü fıkrada söz konusu olan insan haklarına saygı gösterilmesini kolaylaştırmak, devletlerin münferiden de varabilecekleri bir hedeftir. Üçüncü fıkra hakkındaki yorumu benimseyen bir yabancı profesör ekliyor: Şu halde 56. madde devletlerin gerek beraberce ve gerekse tek başlarına teşkilatla işbirliği halinde hareket edeceğinden bahsederken, hiç şüphesiz devletlerin teşkilatla ahenk halinde ve onun direktifleri altında 55. maddedeki gayelere ulaşmak içinse bunların içinden yalnız başlarına ulaşabilecekleri hakkında münferiden ancak işbirliğiyle varılması mümkün olanlar hakkında
müştereken hareket etmeyi taahhüt ettiklerini söylemek istemiştir. Fakat bunun aksini iddia eden ve 56. maddenin üye devletleri bağlamadığını söyleyen müellifler de vardır. Mesela 56. maddenin yüklediği mükellefiyet Birleşmiş Milletler'le işbirliğine müteallik ve bununla mahduttur. Bu işbirliğinin şumulu ve şekli her üye devletin hükümetince tespit edilecektir. 56. maddenin bu şekilde tefsirini reddedenler tarafından serdedilen deliller, işbirliğinin şumulu ve şekli üye devletin hükümetince tespit edilirse şöyle bir mantık söz konusudur. Devletler, Birleşmiş Milletler üyesi olarak insan haklarına saygıyı temin için birlikte çalışmakla mükellef bulunacaklar. Fakat münferiden nazarı itibara alındıklarında bu haklara ülkeleri içinde istedikleri tecavüzü yapabileceklerdir. 56. maddenin taahhütleri gereğince insan haklarına saygı gösterilmesini kolaylaştırmaya mecbur tutulacaklar. Fakat münferiden hareket ederken bu hakları hiçe sayabileceklerdir. Yine böylece bir devlet, antlaşmanın hükümlerini ihlal etmiş olmaksızın ana hürriyetlerin ateşli teşvikçisi ve müdafiği olurken, kendi ülkesi içinde bu hürriyetleri yok edebilecek veya halkını en ağır tazyike tabi tutabilecektir. Şunu hemen söyleyelim ki, üye devletler üye sıfatıyla hareket ederken, bütün dünyada ana hürriyetlere saygı gösterilmesini kolaylaştırmaya hukuken mecbur iseler, devlet olarak da kendi ülkelerinde bunlara saygı göstermeye hukuken mükelleftirler. Zira başka ülkelerde insan haklarına riayeti sağlamak, buna mukabil kendi ülkelerinde bunları ihlalde serbest olmak düşünülemez. Demek oluyor ki burada ahlaki prensipler değil, hukuki bir mükellefiyet söz konusudur. Bu görüşü benimsemek, İnsan haklarına ve ana hürriyetlere müteallik meselelerin devletlerin milli yetkileri alanına dahil bulunmadığını da kabule sevk eder. Bu kabulün dünya siyaset sahnesindeki görüntüsü de teşkilat içindeki imtiyazlı zümrenin kendi çıkarları doğrultusunda güçsüz ülkelerin işlerine burunlarını sokabilmeleri için bir bahane teşkil etmesi, bir koz olabilmesidir. Alem şumul dünya düzeni içinde özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki en ciddi güç, onun ruh ve fikir ve baskın nüfus olarak soyundan geldiği Birleşik Avrupa oluşumudur. Her ikisinin de kendisine mahsus toplum dokusu özellikleri baki olmak üzere ata Avrupa ve evlat Amerika, aynı yaşama kültürü temeli üzerinde ayrı nüfus ve rekabet temellerini temsil ederler. Her ne kadar Avrupa şu anda ayrı devletler ve rekabet şartlarıyla insicamlı bir görüntü özelliklerini havi değilse de, müşterek unsurlarıyla basamak basamak gerçekleştirilmek istenen siyasi bir topluluk idealidir. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli basamaklarından biri Avrupa ekonomik topluluğudur. Bunun öncesinde de söz konusu topluluğa dahil olmanın ön sözü halinde Avrupa Gümrük Birliği'dir. Türkiye'nin 1944 Aralık ayında Avrupa Gümrük Birliği'ne alınmayış sebeplerinden başlıcası olarak ileri sürülen insan hakları ihlalleri gerekçesinin ve bu mevzuda zorlanmasının sebebi, umumi manada mantığını dünya kamu düzeni bahsinde ileri sürdüğümüz düzene uygun davrandırma hususunda, özel olarak da aynı prensiplerin Avrupa topluluğu teşekkülüne uygulanmasının müşahhas örneği olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bulur. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 56. maddesinin bir görüşe nazaran tefsiri. İnsan haklarına ve ana hürriyetlere müteallik meseleler, devletlerin milli yetki alanına dahil dışarıdan müdahale edilemez değildir. Bilhassa ayrı toplulukların yaşadığı bir devlette bu hususa, devletin hükümranlık hakkı prensibiyle karşı çıkılamaz. Söz konusu tefsirin yanında yer alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mahiyetini, hem umumi manada gerçek kişinin milletler arası durumu bakımından milletler arası hukuka ve hem de Avrupa kamu düzeni bakımından özelliğine nispetle göstermek gerekir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. İnsan haklarına saygı esasını statüsünün ilk maddesinde ve amaçları arasında sayan Avrupa Konseyi'nin meydana getirdiği bu sözleşme 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da toplanan üye devletlerin dışişleri bakanları tarafından imzalandı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 10 üye devletin bunu tasdik belgelerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevzi etmeleri şartına bağlamıştı. Bu şart 3 Eylül 1953'te gerçekleşmiş ve sözleşme bu tarihte yürürlük kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sözleşmeyi 10 Mart 1954 tarihinde kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hak ve hürriyetler, Alem Şumul İnsan Hakları bildirisindekilerden farklı değildir. Ancak sözleşme, bildirideki hak ve hürriyetlerin tümünü değil, fakat bütün üye devletlerin hiçbir çekincede bulunmadan benimseyip kabul edebileceği ve bu sebeple de hemen uygulanması mümkün olan hak ve hürriyetleri düzenleyerek bunları koruyucu tedbirleri kararlaştırmıştır. Üzerinde görüş ayrılıkları çıkabilecek ve tartışma mevzu olabilecek hak ve hürriyetler sözleşmenin dışında bırakılmış, bir müşterek miras gözüyle bakılan hak ve hürriyetlere yer verilmiştir. Alem Şumul İnsan Hakları Bildirisi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasındaki köklü fark, bunların hukuki mahiyet ve kuvvetlerinin değişik olmasındandır. Gerçekten de birincisi bir bildiridir ve bu bakımdan da pozitif değeri tartışma mevzuu olmuştur. İkincisi bir sözleşmedir ve bunu imzalayıp tasdik eden devletleri bağlamadığı hususunda şüphe ve tereddüt caiz değildir. Sözleşmenin birinci maddesi bunu açıkça göstermiştir. Yüksek akit taraflar kendi kaza haklarına tabi her ferde iş bu sözleşmenin birinci faslında tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bildiriden daha müşahhas tarafı 19. maddesinde serdedilen iş bu sözleşmeden yüksek akit taraflar için hasıl olan taahhütlere riayeti temin maksadıyla kurduğu iki organdır. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu akit taraflarının sayısı kadar üyeden kuruludur. Komisyonda aynı devletin birden fazla uyruğu olamaz. Komisyon üyeleri, komisyona devlet temsilcileri olarak değil, fakat hususi şahıs sıfatıyla iştirak ederler. Komisyona, sözleşme hükümlerinin ve sözleşmede yer alan hak ve hürriyetlerin ihlali halinde başvurulabilir. Komisyona müracaat hakkı, sözleşmeye taraf olan devletlere tanındıktan başka sözleşmede tanınan haklara yüksek akitlerden biri tarafından ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet dışı her teşekkül veya her insan topluluğuna da bazı kayıt ve şartlarla tanınmış bulunmaktadır. Gerçek kişinin, hükümet dışı bir teşekkülün veya insan topluluğunun komisyona müracaatının mümkün olabilmesi için hakkında şikayet vaki yüksek akit tarafın komisyonun selayetini tanıdığını beyan eylemiş olması gerektiği gibi devletler hukukunun umumiyetle kabul edilen prensiplerine göre dahili müracaat yollarına başvurulması ve nihai karardan itibaren 6 aydan fazla geçmemiş olması gerekir. Komisyonun hakiki şahıs, hükümet dışı teşekkül veya insan topluluğu tarafından yapılacak şikayeti kabul ve bunu inceleyebilmesi en az 6 yüksek akit tarafın komisyonun bu selayetini bir beyanla tanımış olmasına bağlanmıştı. Bunu kabul eden devletlerin sayısı 6'yı yıllar önce aştığından komisyon faaliyete geçmemiştir. Komisyonun görevi iş bu sözleşmede tanınmış insan haklarına riayetten ilham alan muslihane bir hal tarzı bulmak üzere ilgililere hizmetini sunmaktır. Buradan anlaşılmaktadır ki komisyon bir yargı organı değildir. İncelemelerini bir kazai kararla sonuçlandırmaz, bir raporla belirtir. Buna karşılık Avrupa İnsan Hakları Divanı adından da anlaşılacağı üzere bir yargı organıdır.
ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerin sayısı kadar yargıçtan mürekkeptir. Divanın aynı devlet tabiyetinde birden fazla üyesi olamaz. Divan önüne bir davayı ya üye devletler veya komisyon getirebilir. Ancak akit taraflardan herhangi bir bakımından divanın kaza selahiyetinin mecburi olabilmesi, bu akit tarafın divanın selahiyetini özel bir antlaşma olmaksızın mecburi olarak tanıdığını beyan etmiş olmasına bağlıdır. Demek ki divanın selahiyeti ancak bunu açık bir beyanla kabul eden devletlere şamil ve bunlarla sınırlıdır. Divanın kurulması ve faaliyete geçmesi için bu çeşit beyanları yapan devletlerin sayısının 8'i bulması şartı konulmuştu ki bugün divan faaliyettedir. Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun ve divanın selahiyetini kabul etmiştir. Gerçek kişilerin sözleşmenin tefsir ve tatbiki hususunda kendi devletlerine karşı komisyona vaki şikayetlerinin komisyon tarafından divana sunulması mümkündür. Divan davayı bir kazai kararla neticeye bağlar ve hükmü kesindir. Taraflar divan kararına uymayı taahhüt etmişlerdir. Bu durumu mesleki bir cihetle milletler arası hukukun teşekkülü bakımından memnuniyet verici olarak karşılayan hukukçuların bizim dünya kamu düzeni, yeni dünya düzeni hakkındaki tespitlerimizi ispatlayan görüşleri. Bu suretle Avrupa Konseyi çerçevesinde insan haklarının ve ana hürriyetlerinin korunması ile ilgili çok ileri bir adım atılmış ve gerçek kişinin milletler arası hukuk alanındaki yerini kuvvetlendiren gelişmede önemli bir merhaleye ulaşılmıştır. Milletler arası hukuk alanında yerini bulan kişi, milletler arası hukuka rengini veren Batı düşünce ve yaşayışına ait kültürel yapı ve bunun siyasi formasyonuna, malzeme konumuna da girmiştir ki neticede hem devlet ve hem de onun tebaasının dıştan kelepçeleme ve içten perçinleme usulüyle düzene uydurulması söz konusudur. Bizim açımızdan ortak pazar, insan gücünü kıymetlendiremeyen bir memlekette ham beygir kuvveti halinde dışarıya işçi göndermeyi ne nispetle başarı sayarsanız, ortak pazar nimetlerini de aynı şekilde kazanç telakki edebilirsiniz. Dışı şeker tabakasıyla sıvanmış zehir, Yahudi dehasıyla karışık bir Hristiyanlık tertibi olan ortak pazar ilk davranışta bize paramızı düşürtüp mahsullerimizi ucuza almak ki bu tespitler 1971'de Büyük Doğu mimarı tarafından yapılmıştır ve kendi mahsullerini pahalıya satmak yolunu açarken sinayi temelle zirai temel arası bünye şaşkınlığı içindeki memleketimizi her iki temelden de mahrum ve yalnız kendi iradesine tabi kılıcı iktisadi bir cendere mahiyetindedir. Bu cenderenin ruhi ve siyasi hedefleri de cabası. Düne kadar bizi serbest dolaşır mahkumlar halinde idare eden Batı adamı, şimdi kendi irademizle demir parmaklık içine alıyor. İçine dahil edilmek istendiğimiz bu kamu düzeninin dini, kültürel, iktisadi ve siyasi yönlerini Avrupa topluluğu başlığı altında teşrih masasına yatırmadan evvel Fransız sömürgeciliğinin düsturu olan ve Fransız general ve devlet başkanı de Gaulle tarafından ifade edilen şu sözden ibret alalım. Fransız kültürünün hakim kılındığı bir memleketteki halk Fransızdır.